de duman duman tüten yar. Kan gölüne döndü Sinem dön yeter. Kahçarın sen parasına bulma. Kan gölüne döndü Sinem dön yeter. Gel yeter dön yeter. Gel yeter doz dön yeter. Gel yeter. Kan gölüne döndü Sinem dön yeter. Gel yeter dön yeter. Gel yeter doz dön yeter. Gel yeter. Akşam olur hüzün çöker içime. Gider bir biçimden başka biçime. Gurbetin fayda. Sevgili izleyicilerimiz, RT66 Yozgat Televizyonu olarak bugün Yozgat merkeze bağlı Çadır Ardıç Köyü'nün tanıtımındayız. Bu tanıtımda öncelikle Çadır Ardıçlı olup da gurbette yaşayan tüm gurbetçilerimize selam olsun diyoruz. Yine yanımızda Çadır Ardıç Köyü muhtarımız var. Muhtarım, önce kendini bir tanıt. Öncelikle Davut Bey, hoş geldiniz. Köyüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum hepinize de. 1970 doğumluyum. Adem Biçer ismim. Çadır Ardıçlı olarak bütün komşularıma, köylülerime, hepsine saygım vardır, saygılıyımdır. Yani herkesine diyaloğum iyi, öyle bir yanlış durumum yok. Peki 2019'da muhtar olarak seçildim. Ondan bu yana da şükürler olsun hiç kimseyle kalp kırıcılığım olmadı. Yani bilmiyorum, herhangi bir yanlış bir şeyimiz olmadı. Köylü beni sever, ben de köylümü severim. Bu şekilde yani devam edip gidiyoruz daha. Peki muhtarım, şu anda köyde kaç seçmen var? Kaç kişi yaşıyor? Kışın farklı, yazın farklı. Köyümüzde şu an 875 seçmenimiz var. Evet. Şeyimiz var, nüfusumuz var. 542 seçmenimiz var. Köyümüzün bu en düşük hali şu anki. Evet, yazın daha kalabalık. Yazın 1000 civarlarına, 1200 civarlarını buluyor nüfusumuz. Yaz aylarında gelen gidenimiz, köylümüz çok oluyor. Dışarıda nüfusumuz dışarıda Ankara'da çok kalabalık. Hemen hemen 800 tane Ankara'da yaşayanımız var. Fazla diğer yerlerde fazla şeyimiz yok, yaşayanımız, ama hep Ankara'da. Peki Ankara'da Çadır Ardıç Köyü'nün bir derneği falan var mı? Var. Derneğimiz var. Evet. Kim dernek başkanı? Dernek başkanımız Bayram Beker. Şu anda genç bir arkadaşımız. Çalışmalarında başarılılar, iyiler. Onlara da sizin şeyinizde selamımı söylüyorum, herkese ayrı ayrı. Yani köyümüzün düzeni bu şekilde. Köyümüzde yani herhangi bir yanlış şeylerimiz yoktur, Allah'a şükürler olsun. Yani ne diyeyim, hayvancılıkla geçiniriz. Arazimiz, fazla bir arazimiz yok. Arazimizde 100-150 dönüm tarla olanlar var. 30 dönüm tarlası olanlar var. Yani bu şekilde geçinip gidiyoruz hayvancılığına. Genellikle hayvancılıkla çok şeyimizi yapıyoruz, uğraşıyoruz. Evet. Peki muhtarım, Çadır Ardıç'ta eskiden şenlikler yapılırdı. Yine yapılıyor. Aynen yapılıyor. Kim yapıyor? Şu anda kim hazırlıyor bu şenliği? Şenliğimizin muhtarlık olarak, muhtarlığıyla dernek başkanımız bir oluyoruz. Onlar Ankara'yı yöneterek geliyorlar buraya. Biz de köyü yöneterek beraber çıkıyoruz. Burada beraber şenliklerimizi düzenliyoruz.
Güzel. Peki Çadır Ardıç'ta muhtar olduğun sürece nelere vesile oldun çalışmalar olarak, hizmet olarak? Hizmet olarak bazı şeylerimizi yaptırdık. Yollarımızı yaptırdık, suyumuzu yaptırdık, suların genelini yaptırdık. Köy konak bu taziye evimize vesile olundu, yapıldı. Komşumuzun toplanması parasıyla, hepsini buranın toplama parasıyla yapıldı buralar. Evet. Köy meydanındaki o eskiden belediye binasıydı. Orayı muhtarlık olarak düzenledik. Yemekhane olarak yemekhane yaptık. Camimizi boyattırdık. Köy konağımız var. Köy konağımızı boyattırdık. İçin dışını dizayn yaptırdık. Yani üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Şükürler olsun yani. Peki, devletin muhtarım, devletin verdiğini milletimize sunmaya çalışıyoruz. Evet. Peki muhtarım, Çadır Ardıç'ın şu anda bir eksiği, bir ihtiyacı var mı? Köylünün eksiği olmaz olur mu? Eksiği olmaz olur mu? Köy eksiğimiz var. Eksiksiz olmaz yani. Köyün illaki eksiği var. Evet. Mezarlıklarımızın duvarları çekilecek. Buralarımız eksik. Bunları da yapmaya çalışıyoruz. Şenlik alanımızın suyu yok. Suyunu varıdı. Çıkmıyor. Kesildi. Şu anda oraya getirmeye uğraşıyorum. İnşallah kısmet olur, getiririk. Evet. Peki Çadır Ardıçlı olup da gurbette Ankara'da yaşayanlara söylemek istediğim bir şey var mı muhtarım? Söylemek istediğim şey sadece şu: birlik ve beraberlik olmamız. Ben başka bir şey istemiyorum. Bir Çadır Ardıçlı olarak buradan duyana duymayana hepsine selamımı söylüyorum ve ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Çadır Ardıç'ı başıboş bırakmasınlar. Evet, köyünüzü unutmayın diyor. Evet, köyümüzü unutmasınlar. Her zaman için bekliyoruz. Her zaman için yani köylümüzde iç içe olmak istiyoruz. Evet, senede bir defa mutlaka köyde. Senede bir defa, iki defa gelmelerini çok rica ediyorum yani. Köyümüz şeysiz kalmasın. Gelsinler, geçsinler, ziyaret etsinler yani. Evet. Çok teşekkür ediyoruz muhtarım. Bütün gurbette olan arkadaşlarımıza, köylüme sizin aracılığınızla çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsın abi? İyi mantıksın amcan. Allah iyilik versin. Adın ne senin? İbiş. İbiş. Evet. Kaç kardeşsin sen? İki kardeş bir daha öldü, ben kaldım. Bu yaşa kadar ne gördün, anlat bakayım. Bu yaşa kadar eşberk yaptık, mal güttük kurban. Tarlamız ek yok, aç yok, idare ediyor kurban. Mal güderken hiç kurt gördün mü? Gördüm. Kurt insanı yer mi? Yemez. Yemez mi? Yemez, korkar, kaçar. Ne mi? Ya. Yazıda hiç yattın mı yazıda? Yattım. Davarın yanında çok yattım zamanıyla. Korkar mıydın? Yok la adam, korkar mı? He mi? Yiğidiydim o zaman. Ama 80, 100 yaşına doğdum. Kaç yaşındaydın o zaman? O zaman 30-40 yaşındaydım. Genciydim o zaman. Şimdi kaç yaşındasın? Şimdi 80 yaşındayım. 80 yaşında. Peki 80 yaşında kimler rahmetlik oldu burada senin denginde? Benim dengimde dedem öldü, ebem öldü, kardeşim öldü, babam öldü, anam öldü. Öyle binerden öldüler. Peki eskiden sen küçüğüken bu köyde kimlerin öküzü vardı? Hepsinin vardı. İlk öküzü kim aldı? Bizler aldık. Değil mi? Kaç liraydı öküz? Kaç paraydı o zaman? O zaman 2,5 kuruş mu neydi? Para yetmiyordu. Nasıl yetmiyordu? Ucuzdu yani. Öküz ucuz muydu? O zaman ucuz. Elimine gitti. Bağımlı mal al geliyordum o zaman. Eskiden öküzlerle çiğ sürerdim ben. Çiğ giderdim. Dağda yatardım. Camlarım vardı. Beçili. Adırlıydı. Vuruşturduk. Şuraya çıkardım meydanına. Camları vuruşturduk kurban. Hindu'da geçti. Hindu motor geldi sıraya. Peki hiç yokluk gördün mü? Görmedim. Kıtlık yok muydu eskiden? Ben hiç yok. Vardı da öyleydi yani.
Avrat duruyor mu? Duruyor, hasta. Toplu'dan getirdim. Adem kaynım. Nereden aldın avradı? Adem'in bacısını aldım. Sevdim mi aldın bacısını? Mıhtarın bacısını. Kaçırdın mı yoksa? Kaçmak ya, yürağım açıyor. Duğumayla mı diyeyim dedim. Kaç lira başlık verdi? O zaman 15 mi 20 mi davar verdik başlık o zaman. Değil öyle 15 hindi, tane davar verdin. Şimdi başlık kalktı, şimdi başlık yok. Bitti. Adem. Ya öyleydi kurban. Çocuk var mı? Var, bir oğlum var. Nerede oğlan, nerede? Oğlum dışta çadır kuruyor. Selam gönder hadi bayım. Seni tanıyanlara, Ankara'daki köylülerine. Ayanda köyünde Bekir var, İllas var, hani tanımadığı Atlan Peker var. Orada birkaç tanıdıklarım var. İyi. Babaşım oğlu var, onlara köylüler selam getiriyor. Hangisi? Erol var ya. Benim kaynımın çocuğu Erol var. Orada var. Tamam, onlara bir selam gönder. Aleyküm selam, kurban. Ben daha iyi olur. Bunun da pek özellik ha. Bu tabii köylü şey. Nereden aldın bastonunu? Bastonu kendim imal ettim. Nasıl kendin imalat ettin? Kendim yaptım yani. Ne ağacı bu, iyi deden mi? Bu meşe ağacı. Meşe ağacı. Biz ormanlık köyümüz, her şeyimizi meşeden yaptık. Köyümüz ormanlık, geçimimiz güzel, köyümüz güzel, yaşantımız iyi Allah'a şükür. Gençlerimiz hep göçtü, hep işleri iyi. Ondan sonra böyle işte, köylü işi. Sen gençken gurbete gittin mi? Gurbete gittim, Ankara'ya, Adapazarı'na, İstanbul'da askerlik yaptım. Ondan sonra çok çalıştım gurbette ben. Ne yaptın? İnşaatta mı çalıştın? İnşaatta, harbiyette, amelelik yaptık he. Ondan sonra malcılık yaptık, davarcılık yaptık. Dört kardeşiydik. Şimdi iki kardeşe bindik. Ölüm de var tabii, ölümü de düşünüyorum. Eskiden bütün kardeşler aynı evdeydiniz değil mi? Aynı bir arada çalıştık, birlikte yaşadık. Öyleydi. Köyümüzde eskiden arazi düzeni vardı. Bir de mesela motor katılma vardı. Şimdi de göçüm var. Gençler göçüyor. Okuyan okuyor. Okumayan mesela başka bir işlerde çalışıyor. Kepçe alıyorlar. Her şeyi yapıyor. Nasıl? Sağlığın, sıhhatin nasıl? Sağlığımız, sıhhatimiz buna şükür. İyiyiz. Yaşlıyız tabii. 70-80 yaşındayız. Bu kadar olur. Bundan iyisi can sağlığı. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz amca. Eskiden bu köyde kimlerin köy odası vardı? Burada köy odası olaraktan bizim vardı. Babam diye 30-40 sene köy odalığı yaptı. Komşular da bilir. Çok hane derdi babam. Köy adamı çoğuydu bizim. Vardı kendimizin şahsen. Sonra yetiştik, dört kardeş ayrıldık. Ayrılınca ayrı ayrı ev yaptık. Tabii yer kalmayacak, o diyordu o zaman yaptık. Başka da. Vallahi fazla mı konuştuk biz de. Çoluk çocuk var mı? Çoluk çocuk, üç oğlum var, iki kızım var. Çocuklar göçtü. Nerede çocuklar, nerede? Çocuklar Ankara'da. Çocuklarını okuduyorlar. Polis oluyorlar. Biri doktor olacak Allah izin verirse. Çocuklarımız, torunlarımız hep okudu. Okudu yok da. Öyle işte. Yani. Başka da bilmiyorum. Çocuklara bir selam gönder. Çocukların hepsine de, komşulara da, çocuklara da, beni sevenlere, sevmeyenlere, hepsine selamımı söyle. Yaşlıyı, hakları da helal etsinler. Sen de helal et. Helal olsun benim yanında. Tamam. Karlı dağların ardından haber beklerim yavrumdan. Buram buram hasret kokar ucu telli mektubundan.
Buram buram hasret kokar ucu telli mektubundan. Çektirmeye yeter ayrılık, ölümden beter ayrılık. Ben yavrumu çok özledim, burnumda tüter ayrılık. Ben kuzumu çok özledim, burnumda tüter ayrılık. Bir günüm bir sene oldu, benim yavrum nerede kaldı? Hazan değdi, gülüm soldu, kışa döndü yazım benim. Hazan değdi, gülüm soldu, kışa döndü yazım benim. Çektirmeye yeter ayrılık, ölümden beter ayrılık. Ben yavrumu çok özledim, burnumda tüter ayrılık. Ben kuzumu çok özledim, burnumda tüter ayrılık.